Sen doğum günü kutlamıyor musun diye duydum, doğru mu? Ya çocukken aslında kovalardım Canan Hanım. İstiyordum, seviyordum kutlamayı da. Hoşuma da gidiyordu ama sonradan bıraktım. Özel bir sebebi varsa hiç sormadım say. Yok, aslında bildiğiniz şeyler yani. 8 sene önce Selçuk Taşkın'a Hakkı'nın doğum gününden ben almıştım. Hı. Sorun bu mu? Savcım şimdi 12 yaşında bir çocuğa sen düğün yapar gibi eğlence düzenlersen kolluk kuvvetine gelirsin. Oradan bir güzel kaldırır. Yani artık hediyeydi, doğum günüydü, kutlamasıydı falan ne bileyim. Kimin hoşuna gitmez. Ama bana artık şey daralıyorum yani böyle. Bugün için geçerli değil ama. Bugün farklı yani. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah, olur mu? Eskiden olsa kesin etkilenirdim ama artık ne bileyim çok zaman geçti üstünden. Bir de unuttum gitti artık, yaşamamışım gibi sanki. Ben de istemezdim tabii. Senin doğum gününde böyle bir şey yapayım ama yani Selçuk Taşkın da özel günler dışında başını çıkarmıyor maalesef. Aynen öyle savcım. Bayramdan bayrama mülakatlar şeklinde işte bizim pederle görüşmemiz. O şekildeydi, kaçaktı. Peki Akgün abi, babama kızgın mısın hala? Yok be Altay. Savcıma kızgın değilim, hiç olmadım. Aslında iyi ki savcımı almış bile diyorum yani. Çünkü neden? 20 senedir hiç görüşmediğim kadar görüştüm şu son 3 ayda. Hiç paylaşmadığım şeyleri şey yapabildim babamla yani. Paylaşabildim. Altay kızgın değilim. Bir de özel bir gün kutlayacaksak. Aile içinde kutlanmalıymış. Ben onu şey yaptım şu an. Çok teşekkür ederim yani. Harika bir yaşın olsun. Artık biz varız yanında. Tamam mı? Tamam. Böyle çok şey olduk ya. Dertlerim, tasalarımmış gibi durdu şimdi bunlar benim. Öyle değil. Benim hiç şu an derdim, tasam yok. Tam tersine keyfim bayağı yerinde. Erken bitti pasta. Pastayı? Altay, yemeyeceksen ver Hakkı'na. Altay, hiç dokunmamışsın ben. Ellerinize, kollarınıza sağlık burada. Hakikaten çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Kızınızın da öyle. Sen niye Canan üstünden Yağmur'a teşekkür ediyorsun? Direkt kendine söyle. Ellerine sağlık. Yani hiç yemedim böylesini. İlk defa yiyorum. Çok pastaydım ama bu şeylisini, meyvelisini. Çok elinin tadı geçmiş böyle, yüzünün güzelliği. Tamam Akgün, senin biraz şekerin yükseldi. Hadi sen bir çık, bir yüzüne su vur, hadi. Ben bir lavaboya gidebilir miyim savcım? Buyur buyur, yukarıda biliyorsun yeri. Ne anlatıyor bu çocuk ya? Heyecanlı. İşte ilk defa doğum gününü böyle güzel kutluyor. Heyecanlı çocuk. Bir su içeyim. Ya az kalsın söyleyeceksin sandım ya. Aynen öyle, biliyor musun? Yemin ediyorum var ya sandım. Senin söylediğin gibi az kalsın kaçıyordu ağzımdan. Yüzüme sonra patlattım. Onu kırdım direksiyonu Yağmur'um. Atlattık çok şükür. Ya söyleyecektin yani direksiyonu kırmasaydın, öyle mi? Ya bak, bence ben günün birinde, anın birinde savcıya artık çözüleceğim. Çünkü adamın öyle bir tesiri var benim üstümde, anlamış değilim. Bu işin ustası, erbabı bu adam yani, sorgu cambazı gibi. Aha. Hakikaten bizim de fıtratımız belli, böyle sürekli kendi evine girip çıkıyoruz. Karısının, kızının, oğlunun olduğu eve girip çıkıyoruz. Kızıyla arkasından görüşüyormuşum gibi geliyor bana. Bak, tövbe estağfurullah. Eğer bak benim kızım olsun, o oğlanı çeker bulurum. Gün tamam artık yani, bak babana söyleyeceğim delikanlı patolojilerini, tamam bir bırak lütfen. Biz 3 hafta önce ne yaşadık? Sen az daha bir parmağıma yüzük takacaktın. Ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi benim dediğime geldik değil mi? Bak, buradayız şu an. Aşk olsun Yağmur. Niye? Aşk olsun, sen bana omurgasız mı demek istiyorsun? Neyi tarif ediyorsun sen bana ben? Hayır canım, yani ben sana değişiyorsun demek istiyorum. Hı-hı. Yani ne alakası var omurgayla, kaburgayla? Hem sen bana ne söz verdin? Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak demedin mi? Tüm kalbimle. Tamam, o zaman artık öyle babaya izin almalar, babaya haber vermeler falan yok. Bunlar bitti. Bak yine
sert sert konuştun Selim savcım da sinirlenecek. Gün, tam başlayacağım savcına da sana da yok. Tamam. Sana başlamayacağım da. Tamam. Senin artık yeni bir görevin var. Sevgilini memnun etmek. Tamam mı? O konuda sıkıntı yaşanmaz ya. Çok iddialısınız. Yani bir romans geçmişimizde oldu tabii. İnsanlar sever bizim böyle muhabbetimizi, jestlerimizi, mimiklerimizi. Bak sen, yalnız benim hanım kızlara benzemem. Çıtanız yüksek, bilginiz olsun. Ama böyle babana söyleyeceğim jestleri, romansları istemiyorum, tamam mı? Onlar yok. Ya tamam dedim ya, biraz önce ya. Tamam dedim, bitti gitti. Tamam, kapattık. Aşağıdalar. Tamam, bırak.